Bunu babam mı yaptı? Neyi babam mı yaptı? Evet, evet. Sizi babam ihbar etti. Ya bizi geç. Bunu babam mı yaptı? Hayır, hayır. Babamın bununla bir ilgisi yok. Bana kimi saldırdı bilmiyorum. Sancar Bey, bizle gelmeniz gerekiyor. Aminim. Kızım seyircilerin arasında. Şimdi polisleri falan görünce korkmuştur. Benim bir ayarlama yapmam lazım. Bana bir 5 dakika müsaade eder misiniz? 5 dakika. İyisin değil mi? Kavruk. Meleği Zehra'ya al, hemen eve götür, tamam mı? Eve götürmeyeyim mi? Yok yok, polis eş zamanlı baskın yapıyorsa mali polis eve de gelir. Melek onları öyle görmesin. Haydi. Bay, abi. Sen diğerlerini al götür. Kimseyle konuşma, sadece avukatla konuş. Polis gelmeden kasayı boşaltırız. Olur. Uyar ya. Marina'nın kasasında yüklü miktarda para var. Ablama söyle oraya gitsin. Kasanın şifresi evdeki ile aynı. Boş ver Marina'yı. Müge'ye söyle otoparka gelsin. Sefer'in kızını hastaneye götürmemiz lazım. Doğru, doğru. Olur, olur. Ya ne hastanesi? Direkt Marina'ya gitsin. Amirim. Durumunu görüyorsunuz. Arabasına kadar götürmemiz lazım. 5 dakika daha müsaade ederseniz biz sonra şubeye geliriz. Polis arkadaşlar sizlere eşlik etsinler. Melek anlamasın yaralı olduğunu. Yürüyebilecek misin? Yürürüm, yürürüm. Ama bir dakika. Sancar Bey. Komiserim bir dakika. Sana saldıranları görsen tanır mısın? Tanırım da boş ver şimdi sen beni. Siz yapmadınız değil mi? Babamın odasında bulduğum evraklar sahteydi değil mi? Belediyeyi siz soymadınız. Ya bakmayın öyle. Yaptıysanız yaptık deyin, yapmadıysanız yapmadık deyin. Söylesenize, suçlu musunuz, suçsuzum? Yapmadık. Suçumuz yok. Tamam, inanıyorum. İnanıyor musun? Evet. Madem suçsuzum dedin, inanıyorum işte sana. Ama bir ara bana nasıl zengin olduğunu açıklarsan babama söyleyecek sözüm olur. Sancar Bey, arabası neredeyse hanımefendinin. Hadi, lütfen. Akın. Nedir durum? Gözaltına alınıyorlar. Uzun ve zorlu bir sorgu bekliyor köylüyü. Sen ne yaptın? Taburcu oldun mu? Oldum, oldum. İyiyim. Evdeyim, toparlanmaya çalışıyorum. Toplanıyor musun? Neden?
Siz yoktan Güven amca. Podgorica çok ıssız, çok sessiz. Ben de evi boşaltıyorum, Türkiye'ye geleceğim. Hem bu arada Sancar da hapisteyken... Nare ile pazarlık yapmış olursun. Gediz. Nare ne oldu sana? Bir şeyim yok Müge abla, iyiyim. Şimdi siz şubedeyken benim ne yapmam lazım? Ha, nasıl bir şey yok? Saldırıyor olmuş Müge. Hastaneye gitmesi lazım. Bak dedik sana, senin tek yapman gereken şey hastaneye gitmek. Ya bunun babamın iftirası olduğunu kanıtlamak için bir şey yapmamız lazım. Sancar Bey, artık hanımefendiyle ilgilenecek birisi de var. Bizimle gelmeniz gerekiyor. Asay şubeden memur arkadaşları buraya yönlendireceğim. Buradan ayrılmayın, olur mu? Sancar Bey, Gediz Bey, buyurun. Müge, dizi kötü. Hemen hastaneye gidin, tamam mı? Darp hapını almayı unutmayın. Aynen, polise ifade vermeyi sakın unutma. Tamam, tamam. Beni merak etmeyin. Araban nerede? Şoför nerede? Ezdim. He? Bana saldıranlardan biri de şofördü. Ben de ezdim. Kahretsin, yetişemedik. Biz yokken evimize mi girmişler? Destur. Ne oluyor memur bey? Evime girmek için izniniz var mı? Mali şubeden başkomisere sat. Bu da mahkemenin arama ve el koyma kararı. Zorluk çıkarmasanız sevinirim Yahya bey. Zorluk çıkartmayan mı? Sen bizim ocağımızı basacaksın. Biz de zorluk çıkartmayacağız, öyle mi? Biz kanun gereğini yapıyoruz. Nasıl kanunmuş o? Lütfen, rica ediyorum hanımefendi. Elvan, içeri girmem lazım. Yolumu unuttun Yahya. Giriver işte. Acık saf mı Elvan? Kapıdaki polisleri görmüyor musun? Kasayı verirler mi? İçinde. Dende. Yoksa dantelli havlularımı mı topladınız? Ne havlusu hanım? Evraklar var bunların içinde. Nereden bileceğim? Belki çeyizlerimiz var. Belki bileziklerimiz var. Aç bakayım. Göreceğim. Aç. Aç. Tövbe tövbe. Aç diyorum sana. Aç göreceğim.
Alabildin mi paralığa? Kasayı almışlar. Bütün banka hesaplarına da bloke koymuştu bununla. Ben sana 8 sene önce ne dedim? Şirkete ortak olma dedim. Üstüne ev yaptı, bankada hesap açtı. Kendini sağlama al dedim. Hah, kasayı götürmüşler. Bankada hesaplara el koyar. E ne edeceksin şimdi? Parasız mı kaldık ana? Yahya Bey. Mahkeme soruşturma sonuçlanana kadar Sağ Dışlar Şirketler Grubu ve şüphelilerin tüm mal varlığına el koymuştur. Evimizi de mi? Evet. Eviniz de el konma kapsamında. İcra Müdürlüğü vasıtasıyla tahliye işlemi bugün başlayacak. Tahliye mi? Geçmiş olsun. Para da yok. Şimdi de konak mı gitti ana? Ana kendine gel. Ana. Su getir, su çabuk, limonlu getir. Ana kendine gel. Ana. Ana. Ana kalksana. Ana. Ana. Halisem. Ana kalksana. Halisem kendine gel kızım. Dayan bana, dayan. Tamam. Of, Sancar beni öldürecek, polisleri atlatıp buraya geldik diye. Sonra bir daha öldürecek, hastaneye gitmedik diye. Gel Müge abla, şu paraları bir kurtaralım. Oh. Ondan sonra hastaneye de gideceğiz, polise de gideceğiz. Merak etme. Duyduklarım doğru mu? Mahalle polisi bastı yaylayı, doğru mu? Sana ne oldu? Deniz. Eğer polis gelir de Gediz Bey'in odasını sorarsa buraya işaret edeceksin, tamam mı? Ne yapıyorsun? Aa, seni tilki. Sallanma da bana çantanı ver, hadi. Dur, dur, ne yapacaksın çantamla? Ya Dudu bir sus, Allah aşkına bir sus da yardım et ya. Deniz'in çantasını da getir, hadi. Nerede kasa? Şurada. Gediz şifre, elin şifresi dedi, eminsin değil mi? Evet, evet, eminim. Müsaade et. Gelmediler değil mi daha? Hayır, hayır, gelen yok. Kapıyı kilitle. Storları indir. Laptopu çantaya koy. Thank you.
Pişman mısın ortak? Oo, daha sorguya girmeden çözülmeye başladı. Ben onu demiyorum ki Sancar Efendi. Sen zamanında Nare'ye inanmadın. Ama o sana bir sözünle inandı. Onu diyorum. Pişman mısın? Tamam, inanıyorum. İnanıyor musun? Evet. Madem suçsuzum dedin, inanıyorum işte sana. Ne belediysek içeride onu söyle. Gevezelik etme. Bir an önce çıkıp kızı saldıranları bulmam lazım. Mahalle şube. Gediz Işıkların odası neresi? Arkadaşlar arama yapıyoruz. Dışarı çıkıp bize yardımcı olur musunuz lütfen? Bir iki kişi bize eşlik edebilir. Boşaltalım. Yardımcı olalım. Arkadaşlar lütfen. Arama yapıyoruz. Dışarı çıkıp bize yardımcı olur musunuz? Arkadaşlar orayı da boşaltalım lütfen. Sen titriyorsun. Adrenalin bitince saldırının travması ortaya çıktı. Nasıl yani? Nareciğim, saldırıya uğradın. Daha bunun şokunu hiç yaşamadan bizimkileri kurtaracağım diye koşturdun durdun. Adrenalin seni ayakta tuttu, tamam mı? Şimdi beynin diyor ki ha bu işi tamamladın ve adrenalini kesiyor. Haliyle saldırının travması ortaya çıktı. Lütfen hastaneye gidelim ya, lütfen. Tamam, tamam. Darp raporu da almam lazım. Arabayı sen kullanır mısın? Ben araba kullanmayı bilmiyorum ya. Benim fobim var. Tamam, ver bana, ver, ben kullanırım. Hayır, ben olmasam ne yapacaksınız bilmiyorum valla. Araba nerede? İşte. Niye ben kullanıyorum? Şoför nerede? Ezdim. Kavruk. He? Polis niye aldı abimleri? Onlar gerçekten suç işlemediler değil mi? Yani... Abim gerçekten yaptı mı böyle bir şey? Zehra. Etme. Bak. Vicdanına kuşku düşünme. Sonam görürsün her şey paklanır. Vicdanım paklanmaz. Tamam. Gelem de meleği alayım ben. Oy, oy, oy. Uyandın mı sen? Bizim kız, gel bakayım. Gel. Gel, gel. Bak nereye geldik, bak. Niye buraya geldik? Çünkü bu akşam burada kalmamız gerekiyor halacığım. Olmaz,
Zehra, burada kalamayız. Babamı kurtarmamız lazım. Ama meleğim, biz hiçbir şey yapamayız ki. Hayır, yaparız. Dedem beni polislerle alıp götürdüğünde babamla annem Montenegro'ya gelip beni kurtarmadı mı? Annemin yanına gidelim. Hem annemle ben babamı kurtarırız. Tabii ya. Yaparsın, yaparsın tabii. Bak bakayım sen bana. Baban da kurtarırsın da. Senin baban kurtarılmaya ihtiyacı yok ki. Nasıl yok? Senin baban suçsuz. Hem polisler de ne yapsınlar suçsuz adamın? Alacaklar, iki soru soracaklar, sonra salacaklar. O kadar mı? Evet. O kadar tabii ya. Sonra işleri bitince annen gidip babanı alır. Sonra ikisi birden yanımıza gelirler. Söz mü? Söz. Söz tabii ya. Bak senin baban suçsuz. Bak bakayım ha. Sen de inanıyorsun değil mi suçsuz olduğuna? Tabii ki inanıyorum. Giden de ben erzakları alayım. Buradan oho erzaklar var bak burada bunları alayım ben. Hem ben indi giderim. Biraz odun doklarım. Sobayı da yakarız. Hem sonra kızmasın babam bize. Lan hasta mı ettiniz benim kızımı diye. Hadi gel bakayım. Hadi gel babacığım. Mali suçlarla mücadeleden başkomiser Canan ben. Geçmiş olsun Sancar Bey. Eyvallah. Avukat istememişsiniz. Lüzum yok. Zor bir gün ha. Oo, patron. Hoş geldin. Nasıl, rahat mısın? Çay kahve bir şey içer misin? Nasıl? Köz de var, getirsin ama. Yayılmışsın sen, bayağı rahat adamsın ha. Geliz ben. Beklemekten sıkılmış bir adam. Komiser Turgut, itirafları aldıktan sonra el sıkan adam. Wow. Başlayalım. Gediz Bey'in babasının belediye başkanı olduğu dönemde onun sorumlu olduğu ödenekten 9 milyon buhar olup uçuyor. Siz de aynı yıl 9 milyon ana ödenekle kendi şirketinizi kuruyorsunuz. Bir açıklamanız vardır herhalde değil mi Sancar Bey? Bazı şeylerin açıklaması olmuyor ya. Biz bunlara tesadüf diyoruz. Bazen de bak şu Allah'ın işine diyoruz değil mi? Vallahi o da çok iyi. Sizin bu 9 milyon lirayı belediyeden çalmadıysanız nereden buldunuz o zaman? Onu da Allah verdi değil mi ama? Sinirlenirim. Bizim 9 milyonu Gediz borsada kazanmış.
E tamam. Borsada kazandıysa kayıtları vardır. Hemen aklarız size o zaman. Maalesef Türkiye'de kaydı yok. Ben borsayı Amerika'da yaşadığım yıllarda oynuyordum. Wall Street'te. Wall Street. Ama ben de bunu yedim. Öyle mi? İyi o zaman. Wall Street'te kazandığın paranın Amerika'da bir bankada kaydı vardır. Ha? Bankanın söyledi mi? Sordurur mu ya? On yıl önce Amerika'daki mali krizde 140 tane banka batmıştı, hatırlarsınız. Ha evet. Gediz Bey'in kayıtları o bankalardan birinde miydi? Hangisi? Lehman Brothers. Hmm. İyi, Gediz Bey banka batmadan kurtarmış parasını. Peki bütün parayı Gediz Bey koyduysa siz nasıl eşit ortaksınız Sağdaçlar Şirketler Grubu'na? Ya komiserim, oradan baktığın zaman zeytinden anlayan bir adama benziyor muyum? Benim için siyah ve yeşil diye ikiye ayrılıyorlar. Ben parayı koydum. Sancar emeğini. Sen buradan bakıldığında bayağı böyle minareyi çalmış, kılıfına da çalışmış bir adam gibi duruyorsun. Estağfurullah. Yo yo, öyle duruyorsun. Daha. Sen ortağını fazla mı güveniyorsun? Hı? Paradan yana sorumluluğu kabul ettin. Ya ortağın seni sattıysa? Ha? Vallahi Gediz Belediye Başkanı babasının sorumlu olduğu ödenekten almış parayı. Benim hiç haberim yoktu dediyse. Bir kere Gediz belediyeyi falan soymaz. Yani para ihtiyacı olsaydı giderdi babasından isterdi. Niye belediyeyi soysun ki? Ama biz Gediz Bey'in rahmetli babasıyla pek iyi anlaşamadığını duyduk. Yani belki babasının sorumluluğundaki parayı alıp onu zor durumda bırakmak istediyse. Demeyin, demeyin. Ama diyorum, siz de bunu öğrendiniz. Gediz Bey'e çok kızdınız. Sonuçta Sancar Efe diyorlar size. Hak etmediğiniz bir parayı da almazsınız. Bu yüzden geri koydunuz parayı. Belediyeden çalınan para 6 ay sonra yerine konulmuş, öyle mi? Hı hı. Hem de 1 milyon fazlasıyla. Yani şöyle, belediyeden 9 milyon lira çalınmış. 6 ay sonra 10 milyon yerine konmuş. hanginiz neden davet getirdiniz? Ben sana söyleyeyim, Sancar Efe olup pişman olmaz. Sen vicdan yapmışsındır. Ben şimdi babamdan 9 milyon lira çalacağım. Sonra vicdan yapacağım. Üzerine 1 milyon daha koyup parayı geri yerine koyacağım, öyle mi? Komiserim, karşıdan bakıldığında çok etkileyici göründüğümün farkındayım. Ama biz Robert değiliz. Yanlışım var Canan Başkomiserim. Köroğlu'dur o, Köroğlu. Bolu Bey Köroğlu'na düşmandı. Zalim de, asi de belliydi. Ya burada at izi it izine karıştıysa Sancar Efe? Ya Gediz Ağa seni sattıysa? Ne demek şimdi bu? Belediyeden çalınan paranın banka hareketlerini takip ettiğimizi biliyorsunuz herhalde, değil mi? Para hesaptan hesaba dolaşmış. Bu hesaplar paravan şirketlere ait. Evet. Yani bu takibin sonucunda ya yine size ulaşırsak? Ya Gediz Bey yıllar önce minareyi çaldıysa ve kılıf olarak da sizi kullandıysa? Bu mu yani taktiğiniz? Bizi böyle birbirimize düşürüp itiraf ettirmek mi? Yapmayın başkomiserim, yapmayın. Buradan bir şey çıkmaz. Sancar Bey, bir düşünün. Yani Muğla'nın en soylu ailelerinden biri. Büyük dedesi ağa, babası belediye başkanı. Yani hiç düşündünüz mü Gediz Bey neden sizi kendine ortak seçsin? Sonuçta siz basit bir yarıcının oğlu değil miydiniz?
Bu durumda tam kullanılacak bir gariban değil misiniz? Refika, ne edip durun çocuğum sen? Go bakayım. Otur bakayım. Halise. Buyurun hanımım. Refika'ya yardım et bakayım. Uzat ayaklarını. Davran Halise, davran. Kımıl da eve gari. Hah, aç şöyle. Hah, çorbalarımız go bakayım. Sen yapma. Ana. 9 yaşında. Ne
9 yaşındaydım ben bu konağa geldiğimde. Tahtalarını tüy fırçalarına parlattım. Refika'nın ayaklarını bile ovdumuşurdu ben. Ben bu konağını beslemeyken başım hep eğikti. Son oğlum, oğlum beni bu konağa hanım etti. Bir daha başım hiç eğilmeyecek zannettim. Benim başımı kim eğdi Yahya? Oğlumu kim iftira attı? Ben bu konaktan kimin yüzünden başım eğik çıkıyorum Yahya? Polislerin yanında sefil vadana. Toplanın bakayım. Diyeceklem var. Bu konak 4 kuşaktır savaşlığa da gördü, bayramlığa da. Asırlık ömründe doğumluğa da gördü, düğünlerde, ölümlerde. Emme hiç insansız kalmadı. Hiç insansız kalmadı. Şimdi bir gansızın yüzünden ilk defa kapısı kapanacak. Tek başını bomboş kalacak. Emme bu konak Efe oğullarının atası Mehmet Efe'nin ölümden kurtulduğu konaktır. Bu konak dualıdır. Elimdeki Mehmet Efe'nin dualı yatağını gibi dualıdır. Cavır'ın işgalinde bir Efe'yi saklayan konak denen küçük Cavır'ın iftirasıyla elbet yıkılmayacaktır. Sefir'in kızının uğursuzluğu bulaştı üstümüze. Onun babası olacak Cavır iftira attı Sancar Efe'nize. Kalbinizi karartmayın. Sancar Efe'niz alnının akıyla kurtulacak bu iftiradan. O zamana kadar herkes köyünü dönsün. Bizden haber beklesin. Bayram haberi beklesin. 3 günü kalmaz. Bu bahçede adak kurbanları kesilecek. Kazanlığa kaynayacak. Davullar, zurnalar çalacak. Gidin bekleyin. Hadi kızanla. Hadi gelin ya, uğurlar ola. Beklemedir koca konak. Ekleme aman aman. Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma. Hadi kızla. Başımdaki sevdaya
birlikteyiz. Nare? Nareciğim iyi misin? Kabus mu gördün? Çok normal canım. Çok normal. Çok kötü şey yaşadım. Hadi geldik. Gel canım. Çok teşekkür ederiz. Sizi de yorduk buraya kadar. Sizi saldırganların çalıntı taksiyle gönderecek değildik. Sağ olun. Gerçi çalıntı olmasaydı belki kim olduklarını öğrenebilirdik ama. Merak etmeyin. Saldırganların kim olduğunu en yakın zamanda bulacağız. Bu arada telefonla çantanızı ilk fırsatta size getireceğiz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Raziye bize hemen bir iki lokma bir şey hazırlar mısın? Hemen. Şimdi sen otur. Ben yukarı çıkacağım, küveti dolduracağım. Küvet dolarken biz bir şeyler yeriz. Sonra sen çıkarsın, bir banyo yaparsın, rahatlarsın, tamam mı? Müge abla, sana çok zahmet veriyorum ya. Nareciğim ya. Senin bizim için yaptıklarının yanında benimki zahmet mi? Hoş geldin evime. Buyur. Lan de. Kız sana ne oldu? Ufak bir kaza, önemsiz. Buyur. Buyurup buyurmayacağımızı sen mi soracağız? Refika, bunun babası oğullağıma iftira atmışken, evlerimiz, mallağımız bunun yüzünden kaybolmuşken, sen hala bu cavarı evinde misafir mi edeceksin? Oğullağım karakollağın soğuk taşlağında cefa çeksin, bu kadın kuş tüyü yastıklığa da sefa sürsün. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben zaten gideceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu kız babasının iftirasını oğullarınıza haber verebilmek için saldırıya uğradı. Yine de canını dişine takıp sancarla Gediz'i kurtarmaya çalıştı.
Üstelik yaralı haliyle marinaya polislerden önce yetişip bir kasa dolusu parayı kurtardı. Teşekkür edeceğinize yaralı kızı evden kovuyorsunuz. Anne, Halise teyze. Ayıp. Gerçekten çok ayıp. Kaza dedi ya bu. Kaza falan değil. Saldırıya uğramış. Magandalar saldırmış. Önce Muğla'dan gideceksin diye tehdit etmişler. Sonra da taciz etmeye çalışmışlar. Gerisini iş bitince döküverecek avcuna. Şimdi işini anladı veren mi Necdet? Dinliyorum. Ağzı sıkı adamlar bulacağım. Sefir'in kızını takip edeceğiniz, ıssızı götüreceğiniz, musallat olacağınız. Musallat olup ne yapacağız ki? Memleketimizden defol git diyeceğiniz. Yuva yıkan kadınla bu topraklarda barınamaz diyeceğiniz. Bu memleket efenin artığını kabul etmez diyeceğiniz. Yalnız kadına ben gözükmem. Sancı enişteme söylerse eniştem canımı oku. İyi. Doğru diyor, seni bilmesin. Al anneni sal üstüne. İyice korkutsunlar. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Polisi gittin mi? Gittim. Bir şey buldular mı? Ana, ne diyorsun? Tek başına çapraz sorgu mu yapıyorum? Hakikaten ha. Ay, hadi siz geçin, buyurun. Nari'cim biz de yukarı çıkalım. Hadi sen bir duşa gir artık, hadi. Müge ablacığım, ben bir otele gideyim en iyisi. Otel de neymiş? Lamıcı mı yok, burada kalıyorsun. Seni bu halde hiçbir yere göndermem. Oğullarım için uğraşmışsın o kadar. Bir kasa dolusu parayı kurtarmışsın. Nasıl ettin anlamadım. Ama çok teşekkür ederiz. Hadi şimdi git odana, bir güzel banyonu yap, rahatla. Hadi kızım. Siz iyi misiniz? İyiyim. Sayende daha da iyiyim. Müge, hadi çıkar Nare kızımızı. Hadi Nareciğim. Elvan, kızım siz kocanla havuza bakan misafir odasına yerleşirsiniz. Raziye, gel kızım. Menekşe'ye de onların yanındaki odayı aç. Ahrettiğimin bavullarını benim odaya çıkar. Benim eşyalarımı da Müge'nin odaya yerleştir. Hadi bakalım, herkes odasına gitsin, güzelce rahatlasın, dinlensin, güzel bir uyku çeksin, sabaha konuşuruz. Hadi. Hadi ağır ettik. Sen de geç. Uykum mu geldi Çeli? Ninni söyleyeyim mi sana? Ama yok. Sabahtan beri bütün dinlenir, sen söylüyorsun değil mi? Allah, o kadar da iyi söyleyemiyorum herhalde komiserim. Baksanıza hala uyumadınız. İtirafım var. Ama söylersen hemen uyurum. Allah. Söz. Ne itirafı? Canan başkomiserim. Bakın bırakın gidelim.
Anlattım. Kızımın annesi saldırıya uğramış. Benim o meseleyle ilgilenmem lazım. Bırakın o meseleyi polis halletsin Sancar Bey. Sizi bırakamam. Kızınıza da gönderemem. Özür dilerim. Ama siz ne kadar erken itiraf ederseniz ben de buradan o kadar erken çıkarım ve oğlumun yanına giderim. Oğlunuz mu var? Hı hı, evet. 2 yaşında. Eşimle ayrıldık. Evde bakıcısıyla beni bekliyor. Bakın takip ettiğimiz hesap hareketleri size çıkarsa yanarsınız. Eğer itiraf ederseniz sizinle ilgili savcılığa bir kanaat raporu yazarım ve kandırıldığınızdan emin olduğumu belirtirim. Hadi söyleyin. Gediz Bey'in planı değil mi bütün bunlar? Ben böyle bir şey yapmadım. Vallahi ortağın öyle söylemiş Canan'a. Babasına kızlı parayı çaldı demiş. Allah aşkına o mu kafalı sen? Gel gel gel. Adam parasızdı parasız. Senin babana olan nefretini kullanmış olamaz mı? Hı? Canan başkomiserim. Şu dostları birbirine kırdırma numarasından bir vazgeçelim mi? Hadi gelin gerçekleri konuşalım ha. Güvenceli bir gerçek. Bu kadar ninni yeter ha komiserim. Ha? Hiç aklınıza geldi mi? Muğla Belediyesi'nin hortumlandığını nereden biliyorum? Hı? Belediyenin banka bilgilerini, hesap dökümlerini nasıl görebiliyor? Yoksa bir köstebeğim mi var? Bizim şirketlerle ilgili bu kadar bilgiyi nereden öğrendi? Kimden aldı? Belki biri ya da birileri bize fena halde gıcık. Belki de düşmanlarımız birleşti, bize iftira attılar. Olamaz mı? Kim mesela? Bir zahmet o kadarını da siz bulun. O kadar akıl oyunları yapacağınıza. Hatasını yapmana izin vermeyeceğim. Hayatının hatasını yapmana izin vermeyeceğim. Yemek getirdim sana. ...2011 yılında henüz 5 parasızken... ...Güven Çelebi'nin kızının peşinden Karadağ'a gitmişsiniz. Bayağı dökülmüş.
Podgorica'daki evinde güvenmeye darp etmişsiniz. Yarıcının oğlu. Al şu parayı. Geldiğin yere defol git. Bu ne? Kızımın peşini bırakmanın bedeli. Kızının peşini bırakmanın bedeli öyle mi? Ulan seni var ya! Dur! Seni var ya paralarla boğar! Boğazına sokarım canını! Darp yok. Darp yok. Kızının peşini bırakayım diye bana para teklif etti. Ben de parayı onun ağzına soktum. Ama darp yok. Kızınızın annesi mi hani bugün darp edilen? Hala aşık mısın? Ah buyur. Kızına karşılık para teklif etti. Sen de sinirlendin, gurur yaptın. Yemin ettin zengin olmaya. Aynı yıl dönüp belediyeden parayı çaldın öyle değil mi? Bu kadar mı aşık oldun yani? Yemin edip suç işleyecek kadar mı? Yaşındaki oğluna da aynı numaraları çekiyor musun? Hatta belki oğlun da yok değil mi? Ne yapıyorsun? Karşındakinin zaafına göre masal mı anlatıyorsun? Bir şey söyleyeyim mi başkomiserim? Masallardan çok sıkılmış bir adama çattın. Hatta masallara hiç inanmayan bir adama çattın. Şimdi numaralarım bittiyse ben buradan gideceğim. Kızımın anasını darp eden adamları bulacağım. Müsaadenle. Sancar Efe, uzun yıllar kimsenin peşine düşemeyeceksin. Kızını da, o çok aşık olduğun annesini de göremeyeceksin. Neden biliyor musun? Nitelikli hırsızlık suçundan tutuklu yargılanacaksın. Mahkeme en az bir yıl sürecek. Üstüne de işlediğin suçun cezası eklenecek. Yani masallara ister inan, ister inanma. Ama şunu anla. Yıllarca gün yüzü göremeyeceksin. Sobaya. Yo oğlum mu? Ekmek koyardık kızarsın diye söz temsil. Bazen de mandalinanın kabuğunu koyardık sobanın üstüne. Nasıl güzel mandalina kokardı bütün oda. Martin'in burada annem bir keresinde tost makinesinde yapmıştı kestane. Ama tabii sobanın rengisi gibi olmuyor demişti. Olur mu ya öyle? Bu annen de çok severdi ha. Sobada kestane işini. Bu annen, bu bana yazın ortasında 40 derecede hususi soba yaktırdı sırf kestane yesin diye. İyi misin? Bir şeyler hazırladım. Ye istersen sonra bandajını yapalım. Müge abla önce bir meleğe yarasak. Ha tabii ki. Saniye. Efendim Müge abla? Tabii. Melek, annen arıyor alacım. Anne. Anneciğim. Babam kurtuldu mu? Henüz kurtulmadı anneciğim.
Ama Kavruk bana söz verdi. Babam kurtulacak dedi. Evet, Kavruk'un dediği doğru. Baban kurtulacak ama... Ama? Melek, ben sana hep gerçekleri anlatıyorum, biliyorsun kızım. Çünkü sen çok güçlü bir insansın. Çünkü ben annemin kızıyım. Evet. Sen annenin kızı olduğun için dedenin de torunu oluyorsun maalesef. Ve senin deden babanın başına çok büyük çoraplar ördü anneciğim. Dedem çorap mı örüyor? Hayır, deden çorap örmüyor. Bu Türkçe'de bir deyim anneciğim. Yani senin deden babanın başına çok büyük dertler açtı. Ama merak etme, baban onları halledince kurtulacak. Babam dedemi yener ki kesin yener. Bence de kesin yener. Ve baban dedeni yener yenmez de biz seni almaya geleceğiz, tamam mı? Ne zaman? Yener yenmez. Tamam, sizi özleyeceğim yine. Biz de seni özleyeceğiz anneciğim. Hatta özledik bile seni. Anneciğim, kapatmadan bana Zehra'yı verir misin telefona? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Annem seni istiyor. Efendim Nare? Merhaba Zehra. Senden bir şey rica etmem lazım. Tabii. Siz şimdi orada kalacaksınız ya. Meleği o yatakta yatırma, olur mu? Neden? Ya sen yatırma işte. Hani siz çocukken böyle yerde yattığınız şey vardı ya. Döşek. Döşekte yatır meleği. Tamam? Tamam. Tamam Nare, olur. Sen nasıl istersen. Görüşürüz. Neden meleği yerde yatırıyorsun? Ben saçlarımı hatırlıyor musun? Biz küçükken bize düşman kestaneler saldırmıştı. Hatırlıyorum ya. Düşman kestaneme kestane saldırmaz ki. Sen bence istersen bunu bir de halana sor. Bak hala dalgaca ya, ben çocuktum be, çocuktum. Yandın, sıra bende. Kaçın, düşman saldırıyor. Yatağın arkasına geçin. Kestane vurdum. Melih! Kestaneler niye bize saldırıyor? Niye bize düşman oldular ya? Melih! Senin bu halan var ya, halan. Kestaneler çizmemiş öyle komik sobanın üstüne. Kestaneler nasıl patlıyor, nasıl patlıyor? Lan sen ne mi çizmedin kestane? Kaçın! Çömün kaçın! Alın işte size düşman kestaneler. Thank you.
yaptın, iyi misin? Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne yaptın? Eve el koydular. Hadi ya. Efe dedemin siperi kaptırdık ha. Sorma. Ama resimini aldım. Yatağını da aldık. Evdekiler nerede? Onlar Gediz abilere gittiler. Onların ev Refika teyzenin üstüne olduğundan el koyamazlar diye oraya geçtiler. Otele niye götürmedin oğlum? Gediz aya niye beni boşlu çıkartıyorsun? Ben tahmin ettim senin böyle düşüneceğini ama anam kimsenin yüzüne bakamam dedi. Zaten otellere de ev koydular. Rakip otellerde kalmak bize yakışmaz dedi. Vallahi daha 3 gün önce Marina sesinin kavgasını ediyordum seninle. Şimdi hepsini kaybettik. Bana kavga demeyelim de sistem diyeyim gitsin, boşver. Melek'ten haber var mı? Var var. Kavruklu Zehra'yı sürekli darlıyormuş. Babam ne zaman gelecek, babam ne zaman gelecek diye. Ay onun darlamasına kurban. Anası? Nare mi? Hastaneye gitmiş mi? Gitmiş gitmiş. Akşam yedi. Abi bu seninki var ya. Yavaş. Sefer'in kızı var ya, çok çetin ceviz çıktı abi. Sen git, polisler Manna'yı basmadan bütün kasalardaki paraları açık. Ne yapmış, ne yapmış? Polisler girerken o çıkmış paralarla. Vay be, Sefer'in kızına bak sen ya. Konuşalım mı? 10 dakikamız var. Ne yaptın? Sorguda çuvallamadın değil mi? Yo. Ne belli değilsek o dedin ya. Aynen öttüm. Sen? Aynen ben de. Çapraz sorgudaki ifadeleriniz sağlam. Ama bir gerçek var. Belediyenin hesabından 9 milyon uçuyor. Birkaç ay sonra sizin hesabınıza giriyor. Tutuklanırsınız. İyi de niye tutuksuz yargılanmıyoruz? Çünkü delilleri karartma ihtimaliniz var. Ne zaman tutuklanırız? Maksimum 2 güne mahkemeniz olur. Tutuklama çıkar. Duruşmalar 6 aydan 1 yıla kadar sürebilir. Bu süre içerisinde tutuklu kalırsınız. İyi tamam, 2 gün yeter bana. Sen mahkemeye kadar çıkar bizi buradan. Sancar Bey, o dediğiniz imkansız. İmkansız falan anlamam, avukat çıkaracaksın bizi. Tamam mı? İşimizi halledeceğiz, sonra geleceğiz paşa paşa mahkemeye gideceğiz. Artık içeri mi tıkarlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ama çıkar beni buradan. La oğlum sen anlamıyor musun ya? Adam bitti diyor lan, bitti bitti. Finito. Bitemez, şimdi bitemez tamam mı? Yarın bitsin, öbür gün bitsin ama şimdi bitemez. Sefer'in kızına saldıranlar elini kolunu sallayarak dolaşıyorken şimdi bitemez. 9 yıldır Akın elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Ne yaptın ha? Kıza paramparça görünce mi inandın? Çıkın. Abi. Çak! Mahmut abi. Senden bir ricam olacak. Bizimkilere bir 5 dakika daha versen olur mu? Sağ ol. Bak dışarıda işim olmasa seni burada gebertir, cezama ceza katardım ama. Vah vah vah. Canını mı acıttık ortak? Ha? Zamanında inanacaktın, zamanında. Onun sana bugün inandığı gibi. Cayır cayır suçlu olmana rağmen sana inandığı gibi inanacaktın. Kes tamam. Asıl sen kes lan. Asıl sana tamam. Ortaklık devam, sadıçlık tamam da tamam. Ama o kıza yaptıklarına tamam değil. O kıza yaptıklarına tamam değil. Sana tamam mı lan? Ha? Sana tamam mı? Sadıcımın sevdasına aşık olabilirim. Niye? Çünkü inandım. Oo, inandıysan her yol helal, her yol tamam. Ama Sancar'a haram. Niye? Çünkü o inanmadı. Dur lan dur, Sancar zaten inanmadı. Hemen gidem sevdasına el koyam. Bu mu lan? Ha? Bu mu lan? Bu mu? Lan birincisi o kıza aşık olmak benim elimde değil. Ama o aşka ne yapacağım benim elimde. Ben bile istesem sırtından bıçaklamam.
İkincisi konu zaten benimle alakalı değil, Nari'yle alakalı. O kız sana inandı, seni sevdi lan. Ama sen ne yaptın sadece? Allah kahretsin. Kahretsin, sana hala Sadıç diyorum oğlum ben. Nasıl yaptın lan sen bunu? İnanınca sevmek kolay lan. Ben inanmadan da seviyorum. Onu ne yapacağız? Nasıl lan? Mal bu oğlum, mal bu. Ben çok sevsem de inanamıyorum. Bu da benim cezam işte, ne yapayım? Yedi buçuk burada ol dedim seni. Neredesin? Geldim bahçedeyim. Arka tarafa geç. Kimseye görünme gibi ederim. Geliyorum. Tamam. Halise teyze. Ben sana ne dedim? Acık şöyle Sri'yi pırpalattıran mı kendi canının derdine düşsün? Sakın ha! Elini sürenin elini keserim. Ne olursa olsun o benim torunumun anası. Gılına zarar gelmeyecek. Ben seni o kadını Gokut dedim. Sen hangi cüretle benim torunumun anasını o hale getirirsin? Haberim yoktu vallahi Halise teyze, o salak. Sus! Konuşacağını, bu işin çaresini bak. Eğer Sancar bu işi benim ettirdiğimi öğrenirse seni mahvederim Necdet, anladın mı?
Ana! Ana! Senin ne işin var burada? Ben seni bu işi karışmayacağım demedin mi? Sen mi söyledin lan? Uzak dursam ne olacak ana? Sancar çıkıp da abimi öğrenirse ben biterim zaten. Bu işin bizim aileden çıktığını öğrenirse Sancar beni yanında tutar mı hiç? Bir şey et ana. Zaten o kadınla aynı çatı altında kalmak ciğerimi yakıyor. Bir şey et. Ne edeyim Menekşe? Ne edeyim? Zaten abin halt etti. Eğer o bozuntusu Sancar'ı içeri dıktırmasa Sancar çoktan abinin ensesinde olurdu zaten. Sayım. Vallahi şanslısınız. Sancar da gelebilirdi. Gediz ben bu arada. Gediz Işıklı. Ne işin var burada? Ne istiyorsun? Ben de tam sana bu soruları soracaktım. Ne işin var lan senin burada? Ne istiyorsun bizden? Para mı? Hayır, paraysa senin yüzünden kuruşuna bile dokunamıyoruz. Siz nasıl çıktınız? Başkomiser hanımefendiye rica ettik. Bir korkutup gelelim dedik. O da sağ olsun izin verdi. Defol buradan. Yoksa polis arar. Bununla mı? Soru bir. Nareye saldıranlarla alakan var mı? Nareye mi saldırdılar? O iyi mi? Bırak lan bu düşünceli baba ayaklarını. Var mı yok mu? Tabii ki yok. Sen beni ne sanıyorsun? Bir sürü şey. Ama evet. Nare'nin ifadesini okuduk. Senin ayak takımıyla muhatap olmayacağını tahmin etmiştim. Ama yine de sorayım aklından çıksın istedim. Bitti mi? Bittiyse kızım iyi mi? Allah Allah. Allah Allah. Bey, 9 yıl önce de Nare pek iyi değildi. O zaman hiç umursamamıştınız. Hatta tecavüzcüsüyle evlendirmeye bile zorladınız. Hayırdır ya şimdi? Sana da mı o kuruntuların? Kes. Baba bozuntusu. Soru iki. Bizim bu mali polislerle papaz olmamızı sağlayan sahte belgeleri nereden buldun? Sana kim yardım ediyor? Konuşmazsam işkenceyle mi konuşturacaksın? Aşk olsun. Aşk olsun. Olur mu öyle şey ya? Ya bu ortaklıkta kaba kuvvet Sancar'ın işi. Ben daha ziyade bu şirketin gülen yüzüyüm. Beni halkla ilişkiler gibi düşünün. Bunu da bir uyarı ateşi. Bu bir tehdit mi? Köstebeğini söylemezsen, evet, bu bir tehdit. Yok. Benim köstebeğim falan yok. Belki Akın'ın vardır. Sen boşu boşuna takılmıyorsundur bu Akın'ın evinde. Belki sana belgeleri o vermiştir. Belki sen sadece bir maşasındır. Belki bizim içimizde bile bir köstebeğiniz vardır. Ha, güzel. Doğru yoldayım anlaşılan. Akın ararsa selamımı söyle. Kedi seninle tanışmak için can atıyormuş de.
Alo. Alo. Bakın nasıl bir tip? Böyle 1.70 boylarında kumral ekmek içi gibi bir şey mi? Tarif uyuyor da. Ne oldu? Bir tanesi taksiden indi de bu Akın'ın evinde kalıyor ya. Ha. Yok, yok tamam. Komşuymuş yanlış öyle. Geliyorum. Tamam, otelin önündeyim. Hani sen bunları içeri tıktırmıştın? Sancar Efe. Çıkmışsın. Sağ ol, şimdilik. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Hasan, otelin güvenlik kameralarına giriş etkim engellenmiş. Girip bir bakabiliyor muyuz kayıtlara? Otele kayyum atandı. Sağ dışlar yönetim kurulundan kimse giremez dedi kayyum. Oğlum ben de girip oteli yöneteceğim demiyorum ki. Girip kayıtlara bakıp çıkacağım. Elini ayağını öpeyim. İşimden atılırım. Kesin yasak dedi. İçeride şimdi. Tamam Hasan, tamam. Korkma. Ben bir yolunu bulurum. Sancar efem. Bu kamera kayıtları senin için çok önemli gibi. Ben alsam getirsem. Yapar mısın lan? Yapmazsam yuh olsun bana. Sen bana çok iyilik yaptın. Sana hangi günler lazım? Son iki gün. Tamamdır efem. Sağ ol. Arabanın içinde bekliyorum. Tamamdır. Sağ ol. Otelden çıktığımda arabamın lastikleri indirilmişti. Ben de taksi çevirdim. Toy alanına doğru giderken başka bir yola girdi. Taksiciye nerede olduğumuzu sordum. Birden arabayı durdurdu. Kapı açıldı. Birileri beni dışarı çekti. Çığlık attım ama... Bağırma Narin, seni kimse duyamaz burada dediler. Sen yaralarını sar diye geldim ben sana. Ben sana sığındım Sancar Efe. İsmimi nereden bildiklerini sordum. Seni bilmeyen mi var dedi. Ama senin gibisini yurdumuzda yaşatmayız. Biz sürer çıkarırız dediler. Sancar Efe ne olur. Ne olur Sancar Efe. Buldum sensin. Ne olur Akın yaptı. Zorla yaptı yemin ederim. Sonra şunu göndermeden bir güzellik mi yapsak dediler. Efe'nin artığını boş göndermek olmaz dediler. Sabahtan beri bunu mu okuyorsun? 50 kere öldürdün kağıdı, tamam?
Ha Hasan, aldın mı? Sancar efendim, kamera kayıtlarının hepsine polis el koymuş. Hiçbir şey yok. Tamam Hasan'ım, sağ ol. Bu yaptığın İlyas'ı unutmayacağım. Sefirden bir şey çıkmadı. Nasıl olacağız yarına kadar? Kafayı çalıştıracağız. Adamlar açık açık onu burada istemediklerini söylemişler. Yani onu tanıyan... Ve onu burada istemeyen birilerinin işi. Kimler var? Vallahi o listeyle beşe beş halı saha maçı olur Sancar. Yani... Recep'te. Halise teyzem zaten. Büyük ihtimalle annem. Haliyle Menekşe. Onun o cadana Satike. Salak biraderi Necdet. Başka kim var? Yürü gidiyoruz. Sıradan mı? Sondan başlıyoruz. Bana rağmen sefirin kızına dokunabilecek kadar salak kim var? Ha. Hem de it kopuk tayfasıyla takılan. Aynen. Şu Necdet'in köyüne kahvesine bir çökelim bakalım. Hay hay. Elticiğim. Buyur Elvan abla, bir şey mi istedin? Altınlığımı al gel. Yüz görümlülüğü, düğünde takılan setle hepsini. Ah, niye ki? Elticiğim. Hu hu. Her şeyimize el kondu ya. Para yok, ev yok, dam yok. Ne yapacağız? Banka hesapları desen bloke. Altınlığımızı alacağız. Gayınlamın önüne koyacağız. Kız sen yoksa sakınıyor mu altınlığını? Yo. E hadi. Sağ ol kızım. Müge, odadan benim tansiyon ilacımı getir be kızım. Akşamdan beri benle baş başa kalmayacağım diye bucak bucak kaçtı. Aa, kim? Ben mi? Şimdi hesap zamanı Refika Işıklı. Neydi o akşam? Cavırın kızına eğilip bükülmele. Yamicim yok, burada kal cendemele. E kız saldırıya uğramış. Yazık. Kimler ettiyse. Sen neyi ima ediyorsun Refika? İlahi âretlik. E sen de öldürdün diyecek halim yok ya. Kim ettiyse etti. Ama kız o haliyle bizim paralarımızı kurtardı mı? E kurtardı. O paralar kime yetecek? O kadar insanın maaşı var, sigortası var. Değil mi Müge abla? Hem erkek kısmının çek senet işleri de vardır şimdi. Sağ ol kızım. O yüzden... Ben dedim ki adamla Nare'nin kurtardığı paralarla ne edeceklerse etsinler. Ana! Ben bunları gayınlalan gülüne veren, o da bozdurup bozdurup harcasın gari. Kız kızım. Ah be yavrum, ne ettin sen? Dur, dur annem. Oh kızım. Hakikatli kızım. Bitcik gelin de alnından öpana. O da verdi bütün takılağını. Ana, gördün mü? Efeoğlu gelinleri pek hakikatli çıktı gari.
Aa. Kız Ertin. Gerdanlık lan Güpela bu da. Bileklik nerede? Sancar öğrenirse anasını mı kapının önüne koyacak? Beni kapının önüne bulacağım. Vazgeçersem karşılığında ne vereceksin? Yüz görümlüğü setimin bileziği var. Olur mu? Konaktan aceleyle çıkarken unuttum herhalde. İyi madem. Ana. Sen şimdilik al benim bu bileziği bozdu. Nasıl olsa bunda işçilik de olmaz. Yahya, haberler iyiydi. Diyeceğim gari. Ana, onlar ne kız? Alırım oradan bir avuç müjdelik. Bismillah. Çıktılar mı? Çıktılar. Çok şükür. Allah'ım. Gözümüz aydın kızım. Sancarımızı bırakacağız kızım. Gözümüz aydın ana. Neredeler? Sancar. Ana bir durun. Lafımın tamamını bir söyleyeyim ya. Bir dinleyin. Evet çıktılar ama buraya gelmiyorlar. Başka işleri var. Ne işleri varmış? Sefir'in kızına saldıranların peşine düştüler. Kocaman Rabbi. Benim kafam yine karıştı gari. Şimdi Sancar abim ailesine sarılmak dururken Sefir'in kızının intikamının peşine mi düştü? Canım önce bir eve gelselerdi sonra gene düşerlerdi o işin peşine. Vallahi orasını bilemeyeceksin Refika teyze. Ama bir tek şunu biliyorum. Sadıçlar çok pis bilenmişler. Sefir'in kızına bunu kim ettiyse şimdiden geçmiş olsun. Nare, Müjde Gediz'le Sancar çıkmışlar. Gözümüz aydın. Yani gözünüz aydın, geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Sen varken nasıl olacağız artık? Müge abla ben çıkıyorum. Nereye? Babamdan sorulacak hesabım var. Naneciğim olmaz daha toparlamadın. Ayrıca Sancar abim dedi ki Sefer'in kızı beklesin. Gidip babasından hesap sormayı aklından bile geçirmesin dedi. Beni beklesin meleği almaya gideceğiz dedi. Şu an Sancar nerede ki? Seni saldıranların peşine düştüler. İşin var Necdet. Va. Hem de sigortalı. Ben size ne dedim lan? Kadını sadece korkutacaksınız. Kılına zarar gelirse ben yanarım sonra sizi yakarım demedim mi? Demedim mi Hilmi? Ne
Sancar Efe. Bak eğer doğruysa, Nare'nin canını yakan senin karının kardeşi bile olsa gözünün yaşına bakmamaya bilesin. Gedize, merak etme. Kızımın anasına kim dokunursa dokunsun, önce karşısında beni bulur, beni. İyi. İyi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamın aleyküm. Şeytanınız bol olsun. Geçmiş olsun sadıçlar, salmışlar sizi. Zaten ben demiştim iftiradır diye. Eyvallah, sağ ol. Oğlum bir sandal çek buraya. Dur sen dur. İsmail. O kadar yoldan geldik ya, bir sandalye çek de oturalım, ha? Haydi. Geçmiş olsun. Hayırlı taksim çarptı. Hı? Hı? Beyler mekanı bir boşaltalım mı? Hı? Size zahmet. Ha? Rica etsem. Sağ olun. Sağ olun. Dur bakayım, nereye gidiyorsun? Dur. Yok, gel bakalım ya. Gel bakalım. Gel. Size de mi taksi çarptı lan? Hı? Dur. Bak lan buraya. Fotoğrafa bak lan. Müge Hanım yemek hazır, buyurun. Hadi Nare. Müge ablacığım ben pek aç değilim. Nareciğim kahvaltı da etmedin. Çocuğunun yanına gidene kadar bayılıp kalacaksın ha. Hadi. Buradaysan. Raziyeciğim bizi buraya servis edeceğim. Tabii ki. Bunlar mı? Nareciğim. Bakman gerekecek ama yapabilecek misin? Sana saldıranlar bu adamlar mı? İyi misin? Bak her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz. Söz veriyorum sana. Evet. Gediz, ocaktan kaynar su getir. Lan sizi. Kim yaptırdı size bunu? Sefil'in kızının peşine sizi kim taktırdı lan? Beyler bence konuşun.
Bunu bir cehennem demosu gibi düşünelim. Sancar Efendiniz de zebani. Necdet yaptırdı! Necdet! Ulan bu kızın canı senin yüzünden kaç kere yanacak ya? Kaç kere? Bu ona dokunduğun için. Ah benim kadersiz kızım. Daha doymadan kocasız mı kalacaktım Menekşem? Doğruyu söyle Atike abla. Kocasız kaldı diye mi dövünüyor yoksa parasız kaldı diye mi? Kız, hak et yok muymuş Ali senin kenarda köşede altını altını? Yani Dudu marinadaki bütün parayı alıverdik dedi ama artık o da iki aileye ne kadar yeterse. Bismillah. Kim o kız? Alacaklı gibi kapıyı kırıyor. Allah Allah. Geldim, geldim. Allah Allah. Damat. Sen de çıktın mı sen? Kız eşe, gel gel. Damadım çıkmış bak. Elimi öpmeye gelmiş. Damat. Yok. Telefon da kapalı. Oğlun nerede? Kahvededir. Nerede olacak ki? Hem deyiverin ne yapacaksın kız Necdet'i? Oğlunun yaptıklarından haberin var mıydı? Ne yapıvermiş ki Necdet? Adam tutup Nari'ye saldırmış. Var mıydı dedim. Senin, Menekşe'nin haberi var mıydı? Lafını bil de konuş damat. Benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Adamları itiraf etti Atike Hanım. Oğlunuz yaptırmış. El alemin iftirası inan ailemi suçluyorsun sen Sancar Efe. Maşallah. Evin barkın gitmiş. Üç günlük karın peşine düşeceğine o cavır kızın derdine mi düşüyorsun? Evet, kızın anasının derdine düşüyorum. O Necdet'e söyle, bütün adamlarımın peşine takacağım. Zaten polis de peşinde. Ana. De ki ona, sen bittin de. Allah'ım. Necdet sen ne ettin, ne ettin Necdet? Ay benim başıma gelenler. Sancar, bak Nare şimdi bu saldırganlar konusunda hassas olabilir. Öyle Dandi Necdet falan deme ha. Bir şey değil mi? O kız mevzu olunca böyle dakikasında hassas bir ruh kesilmene var ya, çok pis ayar oluyorum ha. Ben de senden başka herhangi birinin Nare'ye zarar verme durumunda dellenmene çok ayar oluyorum ha. Asıl üstüne en çok zararı senin vermene daha pis ayar oluyorum ha. İyi. Koğuşta altlı üstü ranzalarda kalınca bol bol ayar oluruz birbirimize. Şimdi çok konuşma. Sancar efem. Kurtuldun. İyi misin? Siz geldiniz ya. İyiyim. Sefer'in kızına saldıranları tutan senin abinmiş. Senin bundan haberin var mıydı? Aman kızım.
Ana, ayrılınca ona söyle. Abisinin yaptıklarından haberi varsa bir daha benim gözüme gözükmesin. Hadi kızımızı almaya gidelim. Görüşürüz Gediz. Sen şimdi Gediz'e mektup da yazarsın. Nereye mektup yazarım anlamadım. Adres mi istiyorsun bir de? Yaz elden ben vereyim. Sancar, seninle Gediz kavgası yapmayacağım. Siz şu Necdet'i buldunuz mu? Sana saldıranları bulup polise teslim ettik ama Necdet ortada yok. Ama korkma. Bütün adamlarım peşinde. Hapse girmeden bulacağız inşallah. Nasıl hapse girmeden? İyi de sen daha yeni çıktın hapisten. Sana bunu yapanları bulmak için çıktım. Sonra tekrar mı gireceksin? Ya iki mahkeme işte yarınmış. Kesin tutuklama kararı çıkarmış. Öyle diyor işte avukat. Niye? Bunu yolda konuşsak. Hem zaten ben bunu Meryem'e de anlatmam lazım. Ondan uzun süre ayrı kalacağımı benden duysun. Çok üzülecek Melek. Senden bir şey isteyeceğim. Eğer mahkeme gününe kadar Necdet'i bulamazsak evden çıkma. Yani bulununcaya kadar, tamam mı? Mahkeme ne zaman sonuçlanır ki? İşte. 6 ayı kesin geçermiş. 1 yılda bulabilirmiş. Bilmiyorum ki işte, öyle diyor avukat ya. Ama siz suçsuz olduğunuz için hemen temize çıkarsınız değil mi? Hadi kızımıza gidelim. Aldım kapıyı. Hadi bakayım. Çık çıkabilirsen yavru kuş. Yok artık. Halacığım, sen öğrendin bunu. Ben atmayayım artık senin yerine. Ya Zehra, lütfen. İyi, tamam, ver. İyi izle ama ha. Hazır mısın? Hazırım. Dende. İşte bu. Ablacığım, biz kazandık. İnanamıyorum çok. Oh. Hadi bakalım Kavruk Efendi. Bizi nasıl geçeceksin acaba şimdi? Bakayım. Hayda.
Olmuş mu? Baksana. Ya şurayı biraz daha kapatman lazım. Şuraya doğru biraz daha kapaman lazım. Çivi mi oynuyor onlar? İnşaatlardan çivi toplamıştık, hatırlıyor musun? Nasıl çivi ha? Hem de bizim çivilerle. Nasıl sizin çivilerle? Sizin mi bu çiviler? Hı hı. Biz babanla küçükken toplamıştık bu çivileri. Oynayalım mı? Hem Zehra da çok güzel oynuyor. Oynayalım mı? Ama Zehra beni hep yenerdi ya. Kızını da yeniyorum şimdi. Ya gel ben bir seni öpeyim ya. Oh. Anne, ayağına ne oldu senin, toparlıyorsun? Bir şey olmadı anneciğim.
incittim. Bakalım kızımla takım olduğumuzda da beni yenecek misin? Hadi bakalım. Saldırıyorum, senin haberin var mıydı? Gördüm ya toyda. Sonra Yahya'dan anlattı. Saldırganları tutan Necdet'miş. Ben peşine bayağı adam taktım. Polis de peşinde zaten. Ama sen köylere haber sal. Dağdaki yörüklere falan. Oraya giderse haberimiz olsun. Kendi kendine mi yapmış? Yoksa... Menekşe'nin haberi var mıydı? Ya da o mu istedi diye soruyorsan... Bilmiyorum Karku. Bilmiyorum. Ne yaparsın öyleyse? Boşan mısın? Boşarım. Hey. Zaten nikahın da duruyor aracı kuşla. Kerim'den olma, Halise'den doğma Sancar Bey'i kendi arzunla eş olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Ediyor musunuz? Ediyorum. Ediyor musunuz? Ediyorum. Teşekkür ederim. Siz Sancar Bey, Güven'den olma, Ülkü Hanım'dan doğma Nare Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Ediyor musunuz? Ediyorum. Ediyor musunuz? Ediyorum. Siz şahitler, sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyoruz ya. Allah şehadetinizi kabul eylesin. Ben de dinimizin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah nikahınızı mübarek eylesin. Buyurun duaya. Amin. Allahümme inni üridü en üceddidel imane ve nikaha tecdiden bi kavlik. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sadakallahul azim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Saçma sapan konuşma. Yıllar geçti, nikah mı kalır? Allah'ın alnına yazdı kadın. Ebediyet takvimle ölçülü mü efendim? Oğlum ben dümdüz bir adamım lan. Öyle sırlı sırlı cümleler kurma. Geliyor. Sonra sinirleniyorum. Biliyoruz. Acemisisin her bir sırrın. Hiçbir şeye de inanasın gelmiyor. Efem, sen kuşkuya düşünce acımasız oluyorsun. Acımasız oldukça da kuşkuya düşüyor. Yumurtayla tavuk misal. Emme. Bir Allah'a inanacak. Bir de onun alnına yazdığı kadını. İnanmazsan sevdana, sevdan sır olur sana. Babam. Gel biraz konuşalım.
Gel baba. Cüretim. Meleğim. Annen sana meseleyi anlattı değil mi? Evet. Dedem başına kazak örmüş. Kazak mı? Ay yani çorap. Dedemin çoraplarını yine bildin mi? Ama kurtuldum. Yarın yine gideceğim. Çok ayrı kalacağız mı? Çok değil. Ama ben seni bir gün bile görmesem çok özlüyorum. Biraz sıkıntı. Ben de seni çok özlüyorum. O da biraz sıkıntı. Kocamın kurtulduğuna bile sevinemedim ben ona. Sancar da gitti gelmedi. Gelse mi iyi, gelmese mi bilmiyorum gelin hanım. Abin fena yaktı bizi, fena. Tansiyon düşürücü geldi hanım. Sancar Efe fırlatır, Elvan azaltır. Buyurun efendim, ilimanlı sulağınız. Sen de buyur Elticiğim. Kız, bu ilimanlı su var ya, giden kocalara da altınlara da birebirmiş. Dantun Elvan. Gök görmedik Elvan. Aa, kız ben ne dedin şimdi? Ölü ölmez. Füze at füze. Eğer bu menekşe yüz görümlüğünün bileziğini Necdet'e sırf Nare'ye musallat olsun diye vermediyse asıl o zaman beni atsınlar füze. Aa, buraya yazıyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Halisana. Melek geldi. Anam. Torunum gelmiş. Kuzum, babaannesinin bidenesi gelmiş. İlacım gelmiş, babaannesinin ilacı. Kuzum, hoş geldin babaannem. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Amcam. Hoş bulduk. Kız ne yapıyorsun kız sen, ne yapıyorsun? Annem. Ya kuzum. Çok anladım seni. İyi misin? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ne yaptınız ya? Ne var ne yok? Ne demek ne var ne yok kızım? Asıl sizde ne var ne yok? Abin nerede? Annemle gittiler. Gene nereye gittiler? Dedemin çoraplarını yenmeye. O ne demekmiş kızım? Bize ne senin dedenin çoraplarından? Ya yok. Nare bizim bu bütün yaşadıklarımız için babasından hesap sormaya gitti.
Abim de yalnız kalmasın diye onunla birlikte. Zamanı mı şimdi? Bir Necdet'in peşinden gider. Peşinden gider. Koca gün Nare Hanım'ın işlerinin peşinde dolaştı. Hapisten çıktığını bile sevinemedim. Yarın gene girecekler ki hapse. Babamla annem hapse girmeden önce bütün işlerini halledip öyle gireceklermiş. Babam öyle söyledi. Değil mi Gezis? Yarın gene gireceksiniz hapse. Hapse mi? Gidiz. Yarın öğlen mahkeme var. Tutuklanacağız. Anam! Allah sağ ol. Ben de iki saattir kara kara düşünüyordum nasıl söyleyeceğim diye. Çak bakalım. Sancar. Bak sakin sakin konuşacağız, tamam mı? Hı hı. Sakin 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 sakin. Dokunmayacaksın, söz verdim. Ben sana dedim. Gelmeyelim dedim, boğarım dedim. Ya gelmeseydin. Seni çağıran oldu mu, gelmeseydin? Allah Allah. Seni buraya tek başına gönderecektim, başka derdin? İyi tamam, çal kapıyı, bir şey yapmayacağım. İyi tamam. Tamam. Sen nasılsın? Saldırıya uğramışsın. İyi misin? Bak 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 bak, laflara bak. Sanki bilsem bir alt edeceğim. Baba ya, senin derdin ne? Sancar'dan bir dünya para aldın bizim peşimizi bırakmak için. Senin derdin ne? Kızın sana bir soru soruyor, cevap versene. Senin benimle derdin ne ha? İşin gücün yok mu? Yok. Benim bir işim gücüm yok. Senin yüzünden azledildiğimden beri benim bir işim yok. Bundan sonra tek işim sensin, yarıcının oğlu. Sancar yüzünden mi? Ne diyorsun lan sen? Asıl senin derdin ne? Benim aleyhime tanıklık etmesi için Tibor'a neden para verdi? Ben paramı aldım, torunumu verdim, peşini bıraktım. Ha? Senin derdin ne? Neden benim itibarımı iki paralık etmek için bu kadar uğraştın? Manyak mısın lan sen? Bana ne senin itibarından? Ben tanımam Tibor Mibor. Baba, Sancar hiçbir şey yapmadı. Ben zaten Sancar'a Tibor'la ilgili hiçbir şey söylemedim. Babamın kumar borcu var dedim sadece. Seni kim dolduruyor? Karadağ'dan Meleği yurt dışına çıkartacağımızı biliyordun. Polisle geldin. Kuklacan kimsenin? Bizden biri mi? Kimden alıyorsun o bilgileri? Yarın mahkemede tutuklanacaksın ya. Hapiste bol bol düşünürüz. Bak hala mahkeme diyor. Hala tutuklanma diyor. Seni ben şikayet etmedim, hala mahkeme diyorsun. Benim yüzümden elçilikten atılmadın, tamam mı? Kumar borcu yüzüne atıldın. Tamam mı? Hala lafı ruhu ediyorsun. Ya Sancar, sen beni düşünmüyorsan bari kızını düşün. 30 yıl seni mi beklesin? Gidelim buradan, yoksa katil olacağım. Hesap hesap sorma şerife. Her zaman suçsuz insanları harcıyorsun.
Her zaman. Tibor'u elçiliğe bu herifin gönderdiğini söylemiştim. Bana öyle söyledi. İnanmıyorsan aç telefonu Tibor'a sor. Kim geldi acaba? Aa, Fıstık Hanım sen daha yatmadın mı? Babamla yatacağım ben. Baba, bu gece Sonya. Beraber yatalım mı? Babam, gel. Gel bakalım. Nerede yatacağım ben? Çık benim odama. Hadi sen de çık odana. Anne.
Yediğin iyisin. Gider ayak kahvemi de içeceğim. Ah. Yediz ışıklıdan beklenen hareketler. Ayıp ettin. Kaçar mı? Babamın başınıza açtığı beladan ne zaman kurtulacağız? 6 ay sonra mı? 1 yıl sonra mı? Ne zaman? Ya bir de bu tarafından bak. Sonuçta ayrılmadık Sancar'la. Sadıçlar baban sayesinde mahpusta da birlikte. Yediz, siz zaten ayrılmamıştınız. Unuttun mu? Anlaşmıştınız yani. Doğru ya. Bir biz, bir de Edi ile Büdü. Dalga geçme. Onlar bile ayrılır. Ama siz ayrılmazsınız. Çünkü siz sadıçsınız. Mecburi toplantılar dışında sakın benim karşıma çıkma. Ortaklık devam, sadıçlık tamam. Zamanında sana inanmayan adama tek sözüyle inanmak biraz tuhaf değil mi? Nesi tuhaf? Suçsuzum dedi, sen de şak diye inandın. Evet. Aşıksan inanırsın. Yapma Gediz. Sen Sancar'ı seviyorsun değil mi? Bir kere sen de suçsuzum dedin, sana da inandım. Ne alakası var şimdi? Beni de seviyorsun zaten. Arkadaş olarak. Ama Sancar'a... Gediz, ben Sancar'ı asla affetmem. Onu çok iyi anlıyorum. Ama asla affetmeyeceğim onu. Asla mı? Neden biliyor musun? Ben onun yüzünden kendimi suçladım çünkü. Niye? Sanki bütün bu olanlar benim hatammış gibi kendimi suçladım işte. Uçurumdan atladıktan sonra, yoğun bakımdayken... Sancar'ın bana inanmaması acaba benim hatam mı diye düşündüm, durdum hep. Anlamadım. Niye senin yüzünden oldun? Ya o zaman öyle düşündüm işte. Her yerim kırıktı, zayıftım. Babanla sevdiğin adam sana inanmayınca zayıflıyorsun. Hatta kendine olan inancını bile kaybediyorsun. Bana bu kırmızı kuşağı bağlamama niye izin verdin diye bağırışı geliyor sürekli gözümün önünde. Şu defterine bağladığın kırmızı kurdele. Evet. Onu belime bağlamasına izin verdim çünkü o kuşağın buradaki anlamını bile bilmiyordum ben. Nasıl bilmiyordun? Japonlarda da var kırmızı kurdele. Onların bir tane çöp çatan tanrısı var. Sen işini bulduğun zaman o kırmızı iple senin kaderini bağlıyor eşinle. İp bağlılık demek, kırmızı aşk demek. Ben de sandım ki... Sancar o kırmızı kurdeleyle sizin kaderinizi bağlıyor. Onun için izin verdim işte. Sandım ki sonsuza kadar bizim kaderimizi bağlıyor. O kadar farklı büyümüşüz ki Sancar'la. Birbirimizi çok sevmişiz. Ama hiç anlamamışız. Nari, Sancar'ın bunu bilmesi gerek. Bir sabah çok erken gideceğiz. Hani dedik ki böyle vedalaşmalardı işte. Gözyaşlarıydı falan olmasın. Herkese bir şey söylemeyelim. Sabah bir uyanın biz pat diye baksın puf, biz yok olmuşuz. Ne? Sancar'ı görmek istersen. Kırmızı ipten falan bahsetmek istersen. Ne bileyim işte vedalaşmak istersen. Biz gün doğarken gideceğiz. Sonuçta adamı 1 yıl görmeyeceksin.
Hadi. Millet uyanmadan gidelim. Ben vedalardan hiç hoşlanmam. Böyle ağlayıp zırlayamam da. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu gereksiz söyledi değil mi sabah erkenden gideceğimizi? O gereksiz iyi ki var. Ya sorma. Her gece yatmadan önce şükrediyorum bunun için. Sizi oradan çıkarmak için elimizden geleni yapacağımızı biliyorsun değil mi? En azından deneyeceğini biliyorum. Ama bu iş hoşuma gitmiyor. Bak ne dedim? Bizimkilerin yanından ayrılma. Evden çıkma. Eğer çok gerekli bir durum olursa Müge'yle ya da Kavruk'la çıkarsın. Anladın mı? Anladım ama... Aması maması yok Sefer'in kızı. Necdet'i ben bulamadım. Polis bulana kadar dikkatli olacaksın. Olur. İyi. Anlaştık. Güzel. Ben şey yapayım o zaman. Gideyim. Kızım önce Allah'a, sonra sana emanet. Sordun ya bana. O kuşağı neden bağlamama izin verdin diye. İzin verdim çünkü senin o kuşakla kaderimizi bağladığını sandım. Ne sandın? Neden bu kadar şaşırdık ki? Ben büyüklerin ellerinden öpüldüğünü, bayramlarda küslüklerin bittiğini, Hıdır Elez'de dilek dilenmesi gerektiğini, hep bunların hepsini senden öğrendim. Ben o kuşağa senin gibi bakmayı bilmiyordum ki. Şimdi niye eski defterleri açıyorsun ki? Belki bir yıl hapiste kalacaksın. Bana olan nefretinle orada... kalbinin daha da kararmasını istemiyorum. Evet, biz sadece anne babayız. Ben seni kaybettim. Sen beni kaybettin. Ama kendini kaybetmeni istemiyorum orada Sancar. Yapma ne olur. Ben sadece o kırmızı iple kaderimizi bağladığını düşündüğüm o yarıcının oğluna inanıyorum. Yapma ne olur.
Bir zamanlar bana memleket olan o dürüst adama inanıyorum. Yapma. Bir zamanlar bana sevmeyi öğreten o masum adama inanıyorum. Sen de bulacaksın o masum adamı. İnanıyorum. Yapma oğlum, yapma. Ben masum falan değilim. Ne? Suçluyum ben, Sefer'in kızı. O parayı çaldım ben. Belediyeyi dolandırdık biz. Hakkımız olanı aldık ama çaldık. Yerine geri koyduk ama çaldık. Çok tuhaf. Ben masumken sen bana inanmadın. Ama sen suçluyken bile ben sana inandım. Babam. Babam. İyi bak kendine, tamam mı? Ha? Thank you.
hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hoş geldin. Çok özledim seni, çok. İyi ki geldin. Gelmek zorundaydım. Telefonda sesini öyle duyunca dayanamadım, geldim. Sen nasıl iyi bir adamsın ya. Artık merak etme, buradayım. Birlikte halledeceğiz, tamam mı? Evet, Gediz işleri batırmış olabilir. Ama artık buradayım, kurtaracağım. Tamam mı? Her şey gitti. Her şey. Sadece bizim ev kaldı. Sadıçlar efsanesi bir anda silindi. Her şeyi bırak. Benim kardeşim bugün hapse girebilir. Sakin ol. Tamam. Tamam. Artık ben buradayım. Tamam. Her şeyi halledeceğim. Söz veriyorum sana. Tamam. Artık ağlamak yok. Söz ver bana. Ağlamayacaksın. Tamam. Her şeyi halledeceğim. Çok güzel görünüyorsun ayrıca. Biz niye burada buluştuk? İşleri düzeltmeye, tarihe kurtarmakla başlayalım diyorum. Bu konağı büyük dedeniz yapmıştı ya. Satışa çıkacakmış. Alayım diyorum. Ne dersin? Gerçekten mi? Gerçekten. Seven.